Herkese merhaba, yeni bir video. Bu videoda 2017 ilkbaharında kullanacağım niş parfümlerini göstereceğim. Bir önceki videoda designer parfümlerini göstermiştim. Burada niş parfümler olacak. Bu parfümler tabii ki biraz daha pahalı parfümler, biraz daha yüksek kalitede parfümler. Herkesin bulamayacağı tarzda bir parfümler olabilir. Hatta birkaç parfümü hiç bulamıyor olabilirsiniz. Çünkü sadece Amerika'da satılıyor. O yüzden özür diliyorum. Ama bunlar benim daha çok sevdiğim parfümler. En azından fikir sahibi olmuş olursunuz. 10 numaradaki parfüm benim en son aldığım parfümlerden bir tanesi. O yüzden biraz geride. İlk kullanmalarım bunlar ama bahar aylarına mükemmel gideceğini düşünüyorum. O yüzden bu listeye girdi. Bu The Different Company Sel de Vetiver. Güzel bir vetiver parfümü. Çok ferah ve sel de vetiver. Tuzlu vetiver anlamına geliyor galiba. Sel, tuz anlamına geliyor. Ve hafif tuzlu, çok hafif deniz havası tarzında değil ama tuz havası var. Bunun yanında vetiverin kokusu zaten hafif ferah, temiz bir kokusu var. Biraz anlatması zor bir parfüm ama çok niş, çok güzel kalitede, çok güzel bir parfüm. Sel de vetiver. Performansı çok güzel. Benim şu ana kadar denediğim en güzel vetiverlerden bir tanesi. Çok değişik bir vetiver. Herkese öneriyorum, deneyebilme imkanınız varsa. Numara 9'da çok değişik bir parfüm var. Bu parfümdeki nota sanıyorum sushi'de yenilen bir içerik. Acı olan bir içerik. Bu içeriğin adı wasabi olması lazım. Bunun içinde kullanılmış, çok garip gelebilir kulağa ama koku olarak çok değişik bir kokusu var. Bu Olfactive Studios Panorama. Panorama çok değişik, dediğim gibi. Başlangıçta o wasabi tarzı bir koku var. Hafif yeşil, sanki böyle bir yiyecek havasında bir kokusu var. Bundan sonra meyveli bir koku geliyor. Yeşil hala böyle hafif çimenimsi yeşil bir havası dururken meyveli bir hava da katılıyor buna ve parfümün sonuna kadar yaklaşık meyveli yeşil bir parfüm olarak gidiyor Panorama. Performansı biraz düşük ama artistik olarak hani parfümün değişikliği olarak gerçekten çok güzel, çok değişik bir parfüm. Şişesi de çok güzel bunların. Deneyebilme imkanınız varsa bu markadan bu en iyilerinden bir tanesi, mutlaka tavsiye ediyorum. 8 numarada bu parfüm de benim en son zamanlarda aldığım parfümlerden bir tanesi ve çok şaşırtan bir parfüm beni. Bu benim kokladığım en yeşil parfümlerden bir tanesi. Bu markadan benim sahip olmak istediğim bir parfümdü. Uzun zamandır denemiştim çok önceden ama unutmuştum kokusunu. Bu Diptyque L'Ombre Danse L'Eau. Bu markayı ben çok seviyorum gerçekten. Çok kaliteli parfümleri var. Bu çok güzel bir şişesi de var. Arkasını çevirdiğinde bahçe görebilirsiniz. Gerçekten de bahçe gibi kokuyor. Yeşil, yeşil yapraklar ve gül. Gül kesinlikle feminen değil ama çok unisex bir parfüm. Dediğim gibi ferah, yeşil, bahçe tarzı ve gül notası. Çok çok hafif bir değişik bir meyvemsi havası da var. İleriki zamanlarda biraz daha gül güçleniyor. O yüzden her erkeğe gitmeyebilir ama kalite olarak, ferahlık olarak, değişiklik olarak koku gerçekten mükemmel ve bahar için gerçekten çok güzel. Yeşil olması özellikle bahar için mükemmel yapıyor bu parfümü. Diptik parfümlerini deneyebiliyorsanız, imkanınız varsa L'Ombre Danse L'Eau ilk seçeneğiniz olsun. Gerçekten benim en sevdiğim parfüm markadan. 7. parfüm başka bir vetiver ve bu benim en çok kullandığım vetiverlerden bir tanesi. Gerçekten aşırı derecede sıkıyorum ben bundan üstüme. Çok, gerçekten çok güzel. Bu Vetiver Fatal Atelier Cologne. Vetiver Fatal gerçekten çok güzel, çok çok güzel, temiz bir vetiver. Byredo Bal d'Afrique parfümünün daha maskülen hali diyebilirim. Performans olarak biraz düşük. O yüzden bu 200 ml'lik bir şişe. Çok büyük bir şişe bu. Ben buna bayağı sıkıyorum üstüme. Bayağı kullandım bundan ama koku olarak, koku güzelliği olarak gerçekten muhteşem bir koku. Herkesin seveceği tarzda bir koku. Ve fiyat olarak da bunlar burada ucuz. Bilmiyorum Türkiye'de ucuz mu? Ucuzsa gerçekten çok güzel bir firma. Mutlaka deneyin Vetiver Fatal'ı. 6. sırada daha çok duyulan bir parfüm var. Bu Bond No. 9 parfümlerinden Bleecker Street. Benim ilk zamanlarda sevmediğim bir parfümdü. İlk bu parfümlere başladığımda denemiştim. Hiç sevmemiştim. Sonradan çok alıştım ve şu anda gerçekten
çok sevdiğim, çok değişik gelen yeşil parfümlerden ve bahar aylarının mükemmel giden bir parfüm gerçekten. Performansı çok güzel. Çoğu Bond parfümlerin performansı gerçekten güzel. Ama Bleecker Street'in hani fresh olup, ferah olup, yeşil olup gene de uzun kalması çok güzel bir şey oluyor. Bahar aylarına çok güzel giden, ilkbahara çok güzel, sonbaharda da çok güzel kullanılabilen bir parfüm. Yaz aylarına biraz güçlü gelebiliyor. Kokusu da daha önce dediğim gibi yeşil. Sanıyorum ağaç üzerinde oluşan yeşil şeyler var. Onların Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum. Oak moss deniyorlar. O tarz bir kokusu var. Sanırım meşe Türkçesi olabilir. Bunun yanında mavi Börtlen tarzı, tam Börtlen değil de o tarz bir meyveli havası var. Gerçekten çok değişik bir parfüm. Biraz fiyatı pahalı ama güçlü, ferah bir parfüm. Yüksek kalitede. Bence değer bir fiyatına. Bleecker Street. Beşinci parfüm biraz zor alması. Gerçi şimdi Avrupa'ya da geldiler ama sadece Amerika'da üretilen ve benim şansıma benim yaşadığım şehirde üretilen bir parfüm bu. Bu Imaginary Authors Slow Explosions. Slow Explosions gerçekten yeni çıkan bir parfüm bu markadan. Bu küçük bir marka. Bir kişinin yaptığı ve bütün şişelerini hazırladığı çok küçük bir firma bu. Ama çok kaliteli parfümleri var. Çok güzel, değişik parfümleri var. Bu da onlardan bir tanesi. Bunlar 50 mililitre şişe ve niş parfümlerine göre aslında ucuzlar. Bunlar yaklaşık olarak 95 dolar 50 mililitre için. Ve çok güzel bir konsepti var. Böyle kitap gibi yapıyorlar bunları. Arkalarına da burada parfümün ismi. Burada da notaları yazıyor. Burada da görebilirsiniz. Safron notası var. Safran. Gül, elma ve deri notası. Koku olarak çok çok güzel. Safron notası çok geliyor. Saffron deniyor. Türkçesi safron galiba. Tam bilmiyorum. Elma çok geliyor bu parfümde. Elma çok güzel. Çok yeşil bir elma tarzı bir kokusu var. Ve bunun yanında da hafif böyle burada söylenmese de bana biraz vetiver geliyor ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Muhteşem bir parfüm. Bence fiyatını sonuna kadar hak eden çoğu büyük parfüm firmasından çok daha kaliteli bir parfüm. Bu Slow Explosions. Bulabiliyorsanız belki bu videoyu Avrupa'dan izleyenler varsa bu parfüm gerçekten almaya çok değer bir parfüm. Bulabilirsiniz. Mutlaka mutlaka deneyin ya da alın. Kör alış için çok uygun gerçekten. Ve dördüncü sırada. Bu parfüm dördüncü sırada. Çünkü bunun öndeki parfümleri ben biraz daha fazla seviyorum. Göreceğinizde şaşırabilirsiniz. Aslında çok seveni var bu parfümün. Bu Creed Aventus. Aventus gerçekten çok güzel parfüm. Sevdiğim bir parfüm ama birincisi aşırı derecede çok kullanan var artık. Her yerde bundan koklayabiliyorsunuz. Ben New York'a gittim 2 hafta önce. Yaklaşık 3 veya 4 defa Aventus kokladım. Yani insanlardan, geçen insanlardan. Geçen sene Türkiye'ye giderken uçaktaki host, erkeklere host deniyor galiba. Hostesin hostu erkek Aventus kullanıyordu. Kaç kere yanımdan geçerken kokladım. Çok kullanan var. One Million'e dönmeye başladı artık. Bunun haricinde gerçekten çok güzel koku. Sanıyorum Türkçesi ne oluyordu? Bana değil. Ananas. Var içinde bayağı bir ağacımsı, hafif dumanımsı bir havası var. Bu eski bir batch. Bunlarda batch farklılıkları var. Bu 2013 şişesi. Bu biraz daha güçlü şimdiki yeni şişelerden. Ama yeni şişelerde genelde aynı kokuyor neredeyse. Bir yarım saat sonra hepsi aynı yere dönüyorlar. Çok güzel parfüm. Ama fiyatını hak ediyor mu? Açıkçası bana sorarsanız bunun artık çok kopyası var. Ve kaliteli kopyalar. Zara'nın bile kopyası var artık bunun. Vibram Leather galiba. Ben kopyalarını öneririm. Ama paranız varsa hani paraya pek önem veren biri değilsiniz. Tabii ki Aventus her zaman daha iyi bir seçim olur. Bahar aylarına çok da güzel giden bir parfüm. Üçüncü sıradaki parfüm. Bu Amouage firmasından bir parfüm. Ve Amouage firması genelde güçlü parfümler yapıyor. Bunların biraz daha kolay kullanılabilir. Bahar aylarına uygun bir parfüm. Ve bunu daha önce de gösterdim ben. Bu Reflection Man. Ben aslında biraz şanslıyım. Ben kendi Reflection Man şişemi sattım. Bu benim çok şansıma bulduğum bir şişe. Burada görebileceğiniz gibi bunun içindeki parfüm çok daha koyu.
Çok sarımsı aslında. Burada göremeseniz de çok daha sarı bir parfüm var içinde. Bu çok eski bir şişe ve çok daha güçlü. Reflection Man'den bahsetmek gerekirse, Reflection Man bazı insanlara hafif feminen gelebiliyor. İçinde çiçekler var. Yasemin çiçeği çok derecede bulunuyor. Ve Yasemin çiçeğinden dolayı biraz feminen karşılanabiliyor. Ama bir başka bir yandan düşündüğünüzde erkek için yapılmış bir çiçeksi bir parfüm. Hala maskülen yanları var. Ve hala çok güzel, çok çekici kokan bir parfüm. Ben bunu neredeyse elimden çıkarmak istemiştim bir ara. Sıkılmıştım nedense ama artık gene çok sevdiğim bir parfüm. Çok ilgi çeken bir parfüm. Niş parfümlerin içinde çok ilgi çeken parfümlerden bir tanesi. Bayanların çok beğeneceği tarzda parfümlerden. Fiyatı gerçekten biraz yüksek ama gerçekten değiyor. Kalitesine, kokusuna, çekiciliğine değiyor Reflection Man'in. 3. numara. 2 numara. Creed firmasından bahsetmişken, Creed firması genel olarak yaptıkları parfümler en güzel bahar aylarına uyuyorlar ve bunu çoğu insan da bilir. O yüzden benim de bahar aylarında seçtiğim, en çok seçtiğim niş parfümleri Creed'ler oluyor genelde. Ve şimdi göstereceğim size Creed, benim favori Creed'im. Benim en çok sevdiğim Creed ve iki şişesine sahibim bunun. Bu Royal Oud. Royal Oud inanılmaz bir parfüm. Gerçekten. Şu ana kadar kokladığım en güzel parfümlerden bir tanesi. Oud kokuyor mu? Yok. Oud notası, burada söylenen oud. Oud kokmuyor. İçinde daha çok baharat, daha çok ağacımsı notalar var. Sedir ağacı tarzında ve pembe biber tarzında bir baharatın sağlısı var. Ama gerçekten bu parfümü kokladığımda benim aklıma böyle takım elbise giymiş bir insan geliyor. Yani böyle tarzda bir parfüm. Çok klasik, çok yüksek kalitede, gerçekten mükemmel bir parfüm. Performansı çok güzel. Fiyatı biraz yüksek olabilir ama niş parfümlerinden fiyatına değecek parfüm söyle deseniz bana Royal Oud'u gösterirdim size. Gerçekten mükemmel bir parfüm. Bahar aylarına güzel gidiyor. Sonbahara biraz daha iyi gidebiliyor. Ama ilkbaharda da hava biraz daha soğukken bunu kullanıyorum ben. Mükemmel. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Royal Oud, Aventus'tan önce koklamanız gereken parfüm bence Creed firmasından. Ve bir numara. Bir numara tabii ki yine Creed. Creed firmasından. Ve şaşırmayacağım. Hani Royal Oud'u daha çok seviyor demiştim. Daha çok seviyorum demiştim ama bu parfüm bahar aylarında her zaman bir numara. Green Irish Tweed. Yeşil. 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 Yonca yaprak çiçeğini bilirsiniz. Bilen bilir. Yonca yaprağı. 3 tane yaprağı vardır. 4.'yü bulursanız şanslısınız denir genelde. Ben öyle biliyorum. Ben yazın köylere gidiyordum küçükken ve yonca yaprağıyla yani biliyorum ne olduğunu. Ve açılışı bunun gerçekten aynı yonca yaprağı gibi kokuyor. Birebir. Sonradan gene bir yeşillik, genel bir yeşillik havasına karışsa da açılışı mükemmel bir parfüm. Bahar ayına en güzel uyan parfümlerden bir tanesi Green Irish Tweed. Performansı orta derecede. Yani fiyatını belki karşılamayabilir. O yüzden hani bu tarz parfüm isteyen birine ben Davidoff Cool Water öneriyorum. Cool Water biraz daha iyi. Zaten yaklaşık 3 saat sonra aynı kokuyorlar ama o 3 saate kadar bunun natüralliği ön planda her zaman için. Bahar aylarında bu vazgeçilmez. Gerçekten çok kullandığım bir parfüm. Çok kolay kullanılabilen bir parfüm. Green Irish Tweed. Mutlaka deneyin. Creed parfümlerini görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Biraz daha uzun bir video oldu designer parfümlerinden. 10 tane niş. Umarım beğenmişsinizdir. Bunları biraz daha bulmak zor, denemek zor, almak zor. Evet, kabul ediyorum. Ama kalite olarak, koku olarak, komplekslik olarak daha değişik, daha güzel parfümler. Bu videoda çok daha parfüm gösterebilirdim. Ama 10 tane göstermek bence çok daha sağlıklı. Zaten daha çok bu kanalı izleyenlerin çoğu designer parfümlerine biraz daha ilgili oldukları için hani bu video, niş videolarına o kadar çok uzatmak istemiyorum. Bence bu yeterli. Bu videoluk bu kadar.
Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.